yüzle karşıma çıkıyorsun sen. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun lan? Gel buraya. Gördüm lan sizi. Gördüm sizi. Başım belaya sokma. Tamam oğlum lan. İstiyorsan gel bir tane daha vur. Vur içini dök bana. Tamam mı? Gel vur. Ama sakin sakin konuşalım sonra. Lan ne konuşacağım ben seninle? Lan ben canımdan can bildiğim, kardeşim dediğim adamı evleneceğim kadınla öpüşürken gördüm. Söyle. Söyle lan. Söyle. Kardeşim yanlış gördün de. Ben öyle bir şey yapar mıyım de söyle. Ben kalleş miyim de, ben şerefsiz miyim de. Oğlum de, ben kardeşim dediğim adamın sevdiği kıza yan gözle bakar mıyım, öper miyim de. Yanlış gördün kardeşim. Sen bunu bana nasıl yakıştırıyorsun de. De. De oğlum de. Vursana yüzüme lafını. Lan o öpüştüğün kızla 3 gün sonra benim düğünüm vardı lan. Oğlum kıydın lan. Sen bize kıydın. Geçmişimize kıydın. Anılarımıza, çocukluğumuza, her şeyimize kıydın. Ne yaptın lan sen? He? Ne zaman öğrenecektim ben? İmzayı atınca mı? Evlenince mi öğrenecektim? Ne zaman söyleyecektin bana? Lan ben seni canımdan can bildim. Kardeşim dedim. Oğlum ben senin adını evladıma koyacaktım lan. Yaman. 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 Ben arabadan bir şeyler getiriyorum hemen. Koş, koş. Gidiyorum lan. Dur oğlum, ne gitmesi lan? Bana bak, bana bak kardeşim. Bak ben buradayım, yanındayım. Senin bir yere gittiğin yok. Yaman kalk. Yaman kalk. Yaman ben seni vurmayacaktım Yaman. Yaman kalk. Kalk, 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 kalk. Yaman, Yaman. İyi olacaksın kardeşim, iyi olacaksın. Firdevs. Atiflet. Günahlarımdan, günahlarım uçuyormuş. Ambulans aradın mı? Aradın mı ambulans? Arıyorum. Hadi. Tümerler Mahallesi'ne acilen bir ambulans lazım. Çok acil. Kardeşim buradayım ben. Yanındayım senin. Tamam, eski günlerdeki gibi. İyi olacaksın. Yorma kendini. Kardeşim. Canım kardeşim. Kardeşim. Buradayım ben de. Oğlum gidiyorum lan. Oğlum dur lan. Yaman. Yaman, Yaman kalk. Yaman. Yaman kalk ne olur. Yaman. Yaman. Canım kardeşim benim. Oğlum. Evet Allah'ım sen bir şey yardım et. Ölüyorum lan. Lan dur oğlum, ne ölmesi lan? Dur lan, dur. Daha yeni kavuştuk lan. Dur. Gelmeyeceğim. Yaman! Yaman!
Firiz! Abi gel, abi gel, abi gel. Kardeşimi görmeye gel. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Yaman. Yaman oğlum. Kanka, Yaman bir şey olmayacak. Tamam, yetiştireceğiz seni. Hadi arabaya. Feriz, arabaya, arabaya hadi. Arabaya. Kaldır. Baba! Arabaya, arabaya. Arabaya. Alo. Hande. Hande. Kızım konakta mısınız? Yemek yediniz mi? Ben Yaman'ı vurdum. Ne? Ne yaptın? Şimdi yanına gidiyorum. Hande! Bir delilik yapma sakın. Bak Hande! Hande! Abi gözünü seveyim, biraz daha hızlı kullan ya. Hadi ya, bas gaza, bas. Oğlum dörtlüleri yaktım, sonra hızlı gidiyorum işte. Başka ne yapayım lan? Ya bas biraz. Kardeşim, kardeşim bak ben buradayım. Biz buradayız, yanındayız oğlum. Tamam, tamam, tamam. Yetişeceğiz hastaneye, yetiştireceğiz seni, merak etme. Dikkat et Sinan abi. Yaman oğlum bak. Yaman, bak Sinan abin yanında. Bak, kardeşin yanında. Oğlum biz kardeşiz, öyle bırakıp gitmek var mı Yaman? Ölmeyeceksin tamam mı? Bak yetiştireceğim ben seni Yaman. Hadi, bak sen adın gibisin, Yaman'sın oğlum sen. Abi çok kan kaybediyor, çok kan. Ne oldu? Ne oldu? Söyle oğlum. Söyle. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyor, nefes alamıyor, nefes. Nasıl alamıyor lan? Nasıl alamıyor? Nefes alamıyorum diyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Camları aç, cam aç, camı aç. Ne yapacağız abi? Tamam, tamam kardeşim. Nefes alamıyor abi, nefes alamıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Duralım, kalp masajı yapalım. E hastane? Oğlum ne hastanesi? Adam ölüyor lan. Tamam, tamam. Çek kenara, çek. Çek. Allah'ım sen bize yardım et. Sen Yaman'a yardım et. Ambulans çağırayım, durduracak. Hande, atla. Atla çabuk. Çok şükür buldum seni ya. Ne oldu kızım? Ne yaptın? Ay kendi kafama sıkamam. Yemin ederim Yaman'ı vurmayacaktım. Seni de atça ölecekti. Karısıyla birlikte geberip gideceklerdi. Sen niye atlıyorsun önüne? Bir sakin ol kızım ya. Bir sakin ol. Bu Adem'in de o çocuk ölmesin. Ölmeyecek kimse, öyle deme. Ölmeyecek kimse. Söyleme öyle, ölmeyecek. Ya Yaman'la söyledim. Onlar seni kardeş olarak görmüyor dedim. Sen niye atlıyorsun onun önüne ya? Allah kahretsin. Ortalık karışan, polis kaynıyor. Hadi gidelim. Yaman. Yaman. Tamam, tamam, tamam. Güçlü ol, güçlü ol. Tamam, ambulans geliyor. Yetişeceğiz hastaneye, merak etme. Abim, ambulans geliyor, tamam. Hadi Ferit. Hadi kardeşim. Hadi aç gözünü, bize bak, bize bak, bize bak oğlum, bize bak. Bak bana bak, ben de buradayım. Yaman, kardeşim. Ferit. Annem. Tamam işte bak, annen, annen. Yeni kavuştun oğlum sen annene. Daha annenle çok güzel günler geçireceksin. Sen hep anne hasreti çektin mi? Aile hasreti çektin. Annene gideceksin. Annem sana ama. Ya sen ne diyorsun oğlum? Ne demek bana emanet? Sen ayağa kalkacaksın, iyileşeceksin. Sen ilgileneceksin annenle. Beraber olacaksınız, güzel günler geçireceksiniz. Yaşayamadığınız günleri yaşayacaksınız. Deme böyle ya. Şşş. Ben, tamam, tamam, tamam. Dur, yorma kendini, yorma. Ben
Çok büyük günahlar işledim. Çok hata yaptım. Tamam oğlum, sen hata yaptın sen. Sen hata yaptın ama sen hatandan geri döndün. He, dönmedin mi? Bak, yanındayız oğlum. Bak şimdi ambulans gelecek. Kurban olayım, dayan. Yaman, hadi dayan oğlum, dayan. Yaman. Üşüyorum abi. Üşüme oğlum, üşüme. Üşüme oğlum, kapat üstünü. Yaman. Oğlum, üşüme lan. Bak biz buradayız, yanındayız oğlum. Tamam, tamam, tamam. Bence size çok kötülük ettim. İnsan böyle şımaracak bir kardeş olunca şımarıyormuş. Hani beni affedin olur mu? Biz seni affettik. Biz seni affettik Ferit. Biz affetmedik mi Ferit? Oğlum affettik seni. Bitti gitti. Unuttuk. Biz onları düşünme şimdi. Boş ver ya. Bak bundan sonra önümüze bakacak Ferit. Bundan sonra evet, önümüze bakmayacağız mı? Beraber olacağız eski günlerdeki gibi. Tımsık olacağız. Sırt sırta vereceğiz. Tamam mı? Kardeş kardeşe. Önümüze bakacağız. Düşünme sen bunları. Düşünme. Yorma oğlum kendini. Bırak. Nefesini tüketme. Yaman yapma oğlum. Hadi dayan. Hadi dayan oğlum. Hadi dayan oğlum. Nerede lan bu ambulans? İnsan. Canım kardeşlerim. Beni unutmayın. Hakkınızı helal. Yaman. Yaman. Ferit. Yaman. Yaman. Kardeşim. Kardeşim. Canım kardeşim benim. Ferit Yaman gitti. Yaman gitti. Ferit kardeşimiz gitti oğlum. Yaman. Yaman yok öyle. Öyle yok. Öyle yok Yaman, gel buraya. Gel buraya Yaman. 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 Yaman kardeşim. Yaman. 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 Yaman hadi güzel kardeşim. Yaman hadi. Yaman. 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 Yaman! Kardeşim. Anne korkutma beni. Abi. Abi kardeşimin gözünden yaş gelmiş. Göz açık gitti benim kardeşim. Hadi kalk bir şey söyle abi. Ha? İstiyorsan iki tane çak ağzıma. Ne yapman? Gitti. Yaman öldü oğlum. Yaman gitti oğlum. Kardeşimiz gitti lan. Kardeşimiz gitti Ferit. Benim yüzümden gitti abi. Benim için kendini feda etti. Benim yüzümden. Oğlum biz üç kardeşiz. Üç kardeşiz. Birbirimize sırtımızı dayayacağız. He? Bekle!
İnsan biraz bekler ya. Nefesim tükendi size yetişeceğim diye. Koşsan oğlum sen de. Daha yolumuz uzun. Ayakkabım delik. Taş batıyor sivri sivri. Yara oldu. Kanıyor. Al mümkün Tekin. Hiç olmazsa ikimizin de bir ayağı açır. Nereye varıyoruz? Maça gidelim mi? Olur ama ben ileride oynarım. Ferit hiç iyi oynayamıyor zaten. Oğlum geçen gün gol atmıştım. Ben olmasam atamazdım ya. Elin yoksa el olur kardeş. Ayağın yoksa ayak. Yoksa gidilecek yer yolun olur kardeş. Sözün geçmese ferman, gücün yetmese derman olur. Ama düşman olmaz kardeş. Solan yüze ışık, tükenen son nefese ortak olur kardeş. Günün birinde yan yana gömülür. Aynı anayı, aynı babayı paylaşır gibi aynı toprağı paylaşır kardeş. Tamam. Annem arıyor. Anne. Alo Ferit. Anne kardeşim gitti. Gitti benim kardeşim. Ne diyorsun oğlum sen? Sinan'a bir şey mi oldu? Sinan'a ne oldu anne? Yaman öldü anne. Yaman öldü anne, Yaman öldü. Benim için kendini feda etti. Yaman'ı vurdular anne. Ferit. Anne. Babaanne, baba. Anne ne oldu söyler misin? Anne Sinan'a bir şey mi oldu? Anne gözünü seveyim. Yaman. Yaman. Yaman ölmüş. Geç şöyle. Geç şöyle otur ya. Yok oturamam ben burada duramam. Burada bekleyemem ben bekleyemem. Geri Hande! Geri gidelim. Hande! Hande dur. Sakin ol. Baba. Dildi bakma. Kaldır kafanı bana bak. Bak bana. Bak. Hande. Kızım. Bak ben gideceğim şimdi Yaman'a bakacağım. Ne oldu öğreneceğim geleceğim. Ne olursun bak. Yaşıyordur değil mi? Yaşıyordur. Tamam. Ölmemiş. Tamam sakin. Ölmemiştir değil mi? Ölmemiştir. Ölmedi. Sol. Baba. Dur. Baba öğren. Git öğren gel. Git öğren git. Sen... Bakalım. Öğren! Bak ortalık polis kaynıyor tamam mı? Ortalık polis kaynıyor çıkma dışarı. Tamam mı? Baba git git hadi! Git! Ne yaptım ben? 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 Ne yaptım ben?
yaptım, ne yaptım? Ben böyle bir şey yapmış olamam, yapmış olamam. Yapamam. Ölmüştüm. Ölmüştüm. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Olmayacak. Neredesin Yaman'ın oğlu? Neredesin? Ne istiyorsun Azade? Niye geldin? Hayır. Ne? Benim sana bir şey söylemem lazım. Tamam söyle. Azade konuşsana. Yüreğime mi indireceksin? Ya söylesene kadın. Yaman'a bir şey mi oldu? Ha? Yaman'ıma bir şey mi oldu? Söylesene. Yaman'ı vurmuşlar. Ne dedin sen? Biraz önce bir tarafı söyledim. Yok. Bak sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yine oyunlarından biri değil mi? Keşke yalan olsun. Değil ama. Benim oğlumu vurmuşlar. Ya. Benim oğlumu kim vurmuş? Ha? Yaşıyor mu? Hayatta mı? Söylesene. Söylesene. Maalesef kurtaramamışlar. Hayır. Feray. Anne! Anne ne oldu? Ne oldu? Anne ne oldu? Ne oldu? Ne oldu abime? Anne! Ayten Hanım. Ya kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Ben Hande'ye ulaşamadım da. Ne? Yaman mı ölmüş? Allah taksiratını affetsin ya. Ne? Nasıl olmuş peki? Hande mi vurmuş? Yok ya. Ayten Hanım ne olur bir haber alırsanız bana da iletin. Tamam. Çok sağ olun. Benim bu kızı kurtarmam lazım ya. Şükür buradasın. Anlat. Yaşıyor değil mi? Nerede? İyi mi? Sana yiyecek bir şeyler getirdim ama başka şeyler de lazım. Onları bilemedim yani. Nasıl? İyi mi? İyileşiyor mu? Ya bize de para lazım biraz ama. Neyse ben onları da hallederim. Baba bir şey söylesene baba. Baba iyi değil mi? İyi değil mi? İyi. Hande tamam bir dakika. Baba bir şey söyle bana. Hande! Baba! Bir şey söyle. Hande yaman aman yok. Nasıl yok? Gitti onlar. Nasıl yok? Bunlar rahmet eylesin. Ne yapayım yani? Baba ben gideyim diye öyle söylüyorsun. Ben gideyim kaçayım oradan diye söylüyorsun böyle. Deme öyle baba. Baba da bana bak. Baba. Hande öldü. Hayır. Yaman öldü. Ben gideyim diye böyle söylüyorsun. Ben buralardan kaçayım. Kızım Yaman öldü. Ölmedi. Ya. Ölmedi. Ya bir sakinleş bir otur kızım ya. Bir otur. Otur kızım sakinleş. Hande.
Ölmemişti. Ölmez baba. Ölmez. Ya. Baba hayır. 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 Hayır ölmedi. Ya hayır. Hayır bana ölmedi. Ölmedi ölemez. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben Allah beni kar. Allah. Yalan. 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 Ölmedi. Ölmedi. Yalan. Onların yüzünden oldu. Ferit Alça ile Ayşe Yılan'ın yüzünden. Onların yüzünden ben kocamı öldürdüm. Asıl onlar hak ediyordu ölümü. Onlar niye yaşıyor ki? Burada rahat rahat oturamam böyle. Hayattaki tek arkadaşımı çaldılar. Her şeyimi aldılar. Onlar hak ediyordu ölümü. Yaman değilim. Ben bilirim yaptım. Seni kaçıracağım oralardan. Onlar hayatlarına devam edecekler. Mutlu mutlu yaşayacaklar. Ben kaçacağım. Öyle mi? Sen hapse girince onlar kazanacak biliyor musun? Sen içeride çürürken onlar hayatlarını yaşayacaklar. İşte o zaman sen kaybedeceksin. Bilerek yaptı. Neyi bilerek yaptılar? Yaman önüne siper etti. Bilerek yaptı. Sancakzadelerin kökünü kazıyacağım. Bunları bitireceğim. Ben kocamı öldürmedim ki. Onlar öldürdü. Ödeyecekler bedelini. Ödeteceğim. Hepsini ödeteceğim. Hepsini ödeteceğim. Başın sağ olsun. Birlikte büyüdünüz. Kardeş gibiydiniz Ferit. Allah sabır versin. Başınız sağ olsun. Toprağın olsun. Allah rahmet eylesin. El Fatiha. Vay benim kardeşim. Vay benim yamanım. Vay kardeşim. Vay be. Ferit dayanamadı değil mi?
Hiç iyi değildi Bediye abla. Yalnız kalmak istedi. Doyamadım ben oğluma. Nasıl aldılar benim canımı? Nasıl aldılar? Nasıl? Tamam. Lütfen yapmayın kendisi. Ne oldu ya? Beni de kapın oraya, beni de kapın. Feraye, yapma ne olursun. Ben duyamadım oğlum, ben duyamadım abla. Anne, ölürse ne yapacağız? Pınar, sakin ol artık. Nasıl sakin olayım anne? Görmüyor musun kızın halini? Pınar, ne konuştuk? Anne, tamam. Bak bana, bak bana. Sakin ol biraz. Topla kendini artık. Hepsi benim yüzümden, hepsi benim yüzümden. Tamam, tamam, ağlama. Annem, yapma böyle, ne olur. Onlar girecekti mezara Yaman. Sen değil. Şimdi herkes çekip gidecek. Hayatlarına devam edecekler. Unutulacaksın. Ben ne olacağım? Biz ne olacağız? Ben hapse, sen mezara. Amaçları da bu değil miydi zaten? Hayır Yaman. Onlar kazanamaz. İzin vermeyeceğim buna. Bize mutluluğu çok gördüler. Onlar da mutlu olamayacaklar. Yemin ederim izin vermeyeceğim. Çıkmayacak mısın? Anlıyorum seni. Kardeşin daha yeni kavuşmuştun. Bağrına basamadın, kaybettin onu. Kardeşten öteydik biz onunla. Kan bağımız yokken de kardeştik. Bilmiyorduk ki. Sen hiç göremedin bizim bağımızı. Kardeşliğimiz nasip olmadı sana. Annenin şeytanlığına kurban gitti bizim kardeşliğimiz. Hırs yapmış. Kafasında öyle büyütmüş ki anneyi. Neyi arzuladığının farkına bile varamadı benim kardeşim. Farkına vardı. Vardı aslında ama geç oldu. Evet. Ama o sevdiği kadını değil, kardeşini tercih etti. Ama bak, biz seni ne kadar çok seviyormuş demek ki, değil mi? Ben de onu çok seviyordum. O kadar pişmanım ki. Bunu dinlemedim. Yüzüne bile bakmadım. Kızdım ona sadece. Bağırdım, çağırdım. Koruyamadım onu Hande'den. Kendime o kadar çok kızıyorum ki.
Ya son nefesini verirken annesini bana emanet etti ya. Her şeye rağmen. Ferit. Aslında ben de seninle Feraye Hanım'la ilgili konuşacaktım da. Yazık kadıncağız. Evladını benim yüzümden kaybetti. Yüzüne bile bakamıyorum onun. Nasıl bakacağım bilmiyorum. Ben sebep oldum ya. Benim yüzümden öldü Yaman. Tamam, üzme kendini. Benim yüzümden oldu. Ben sebep oldum. Nasıl üzülmeyeyim ya? Kendini suçlama lütfen. Ben ayırdım anayla evladım. Vay benim kardeşim. Vay benim Yaman'ım, vay. Adın ne? Yaman. Feray, hadi otur biraz dinle. Hizmet etmeyi bırak da acını yaşa. Acımı yaşayayım. Evladımın acısını yaşayayım, öyle mi? Ben kaybedeceğim, değil mi Azade? Ha? Yine sen kazandın. Sen evlatlarınla mutlu mesut yaşayacaksın. Benim oğlum, senin evlatların için kendini feda etti. Benim oğlum mezara girdi. Sen hayatına devam edeceksin. Olur mu öyle şey Feraye? Yaman benim de evladım sayılır. Onu unutup hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edecek kadar taş kalpli değilim. Ona verdiğim, veremediğim her şey için şuram yanıyor. Yaşamadığı her günün hesabını soracak. Sormayacaksın. Sormayacaksın. Benim evladım öldü. Benim evladım öldü ama. Benim evladım öldü. Hayır. Kendi evladımı gömmüş kadar içim acıyor. Acı çekiyorum. Eğer onun yerine Ferit ölseydi desem için soğuyacak. Feraye bırak beni. Bırak Feraye. Kızım. Anne. Kızım. Feraye, ver biraz da ben karıştırayım. Adettendir. Yamanımın ruhuna ölmüşlerimizin canına değsin.
Ceyhan, güzel kardeşim. Bir şey söyle, ne olursun. Konuş. Dök içinin acısını. Hadi canım benim. Ver bana. Ver kızım. Miray'a korkutma beni, ne olursun. Bir şey söyle. Hadi bak, al kızını biraz dışarı çık, hava al. Ha canım benim. Miray'a ne olur bir şey söyle, çok korkuyorum. Ben doyamadım oğluma ben. Ben oğlumu bir kere değil, iki kere kaybettim. İki kere. Biz ikimiz de yetim öksüz büyüdük. Anasız babasız büyüdük ama ben böyle acı, ben böyle acı duymadım abla. Sanki... Sanki kollarımı kesmişler, sanki ayaklarım yok. Canım. Evladını senden alan Allah. Sabrını da verir inşallah. Oğlumu benden alan Allah değil. O karısı olacak o kadın. Bu acı onun yanına kalmayacak. Kalmaz canım. Kalmaz inşallah. Polisi var, adaleti var. Merak etme. Onu en kısa zamanda yakalayıp cezasını verecekler. Feraye. Tekrar başınız sağ olsun. Yardım edeceğim bir şey var mı? Sağ ol Kezbancığım. Allah razı olsun. Benim var Kezban abla. Söyle kızım, yapabileceğim bir şeyse. Sen abimin odasını temizlerken mutlaka bir şey bulursun. Tespih, oyuncak araba, mendili, bir şey işte neyse. Ona ait bir şey bulduğun zaman bana verir misin? İleride baktığım zaman onu anımsayacağım bir şey olsun, olur mu? Tabii kız. Allah kabul etsin. Abi. Kaderde oğlumun helvasını kavurmak da varmış. Onu en son siz gördünüz. Çok canı yandı mı? Bir şey söyledi mi? Annem sana emanet dedi Ferit'e. Ayşe'cim, sana da doğru düzgün baş sağlığı dileyemedim ben. Başın sağ olsun. Sağ ol canım. Dostlar sağ olsun. Sen sağ ol. Yaman'ım deliydi, doluydu. Ama çok mertti. Dürüst. Kötü bir insan değildi. Hep hissediyordum. Ben Yaman'dan hep yardım gördüm.
En kötü anlarımda bile Hızır gibi yetişti. Ama biz onun canını kurtarmaya yetişemedik. Artık ona da mukadderat mı diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum ki. Betül biliyor mu? Aradım, haber verdim. Onlar da Mirza'yla ilk uçakla İsveç'e gitmişler. Ağlamaktan konuşamadı kızcağız. Canım benim. İnşallah Yaman'da bulamadığı sevgiyi Mirza da bulur. Çok mutlu olur inşallah. İnşallah. Sen nasılsın peki? Ne oldu bakayım? Ha? Neyin var senin? Ferit'e mi canı sıkıldı? Bir şey söylemem lazım sana. Söyle güzelim. Biz seninle az mı dertleştik? Söyle benim canım. Ben anladım zaten sende bir şey olduğunu. Sen mezarlıktan beri bir tuhafsın. Ne oldu? Boş ver, sonra anlatırım. Olur mu canım öyle şey? Aa, söyle bakayım ne oldu? Gerçekten önemli bir şey değil. Ferit çok iyi değildi. Ben bir yanına çıkayım onu, bakayım. Görüşürüz. Birazdan seni yerip alacaklar. Limandan bir yük gemisiyle buradan gideceksin. Bak, Hande, bu senin son şansın. Çek git buradan. Yeni bir hayata başla. Hani derler ya, babanı da görsen tanıma. Aynen öyle. Seni gördüğün zaman tanımayacaksın. Yepyeni bir hayatın olacak. Hande, beni duyuyor musun kızım? Anlıyor musun söylediklerimi? Kaç diyorsun yani, öyle mi baba? Evet, kaç diyorum. Kaç. Ne yapacaksın? Cezaevlerinde çürüyüp ölecek misin? Kaç tabii. Bana kocamı öldürten o insanlardan hesap sormayacağım. Kendi doğduğum, büyüdüğüm yeri terk edeceğim. Hande! Çıldırtma beni! Tepeme attırma. Sen cinayet işledin biliyor musun? Ne diyeceksin hakime? Ben iki kişiyi öldürecektim, yanlışlıkla bir kişiyi öldürdüm mü diyeceksin ha? Niye anlamıyorsun? Kızım, seni bundan sonra kimse kurtaramaz ya. Bunu anla. Benim ne param var, ne gücüm var. Oyun bitti Hande. Bak annem bile bizi terk etti ya. Hırsımızın kurbanı olduk biliyor musun Hande? İkimiz de hırsımızın kurbanı olduk. Yeter. Bırak bu hırsı. Terk et. Bırak, ne yapıyorsa insanlar yapsınlar. Yeter artık ya. Git kendine yeni bir hayat kur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
ربتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sana güveniyorum aslan. Sağ ol. İyi misin? Bilmiyorum. Odadan çıkmadın hiç. Kardeşimin helvası öyle mi? Yaman'ın helvası. Çocukken annem abimle bizi mevlitlere götürürdü. Şu helvayı verirlerdi ya. Üf, nasıl mutlu olurdum. Nasıl yerdim. Tabii ölümden haberimiz yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Kendi kendime sorardım. Ya bu kadar lezzetli bir şey yiyip niye ağlıyor bu insanlar derdim ya. Kaderde kardeşimin helvasını görmek de varmış. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Önemli değil hayatım. Seninle ne alakası var ki? Ben de ölen insanların bulutların üstüne çıktığını, oradan da bizi izlediklerini düşünürdüm. Her tüy için annemle babam işareti yolluyor derdim. Tüylerin peşinden öyle bir koştururdum ki. İçimde çok büyük bir öfke var. Çok. Aynı zamanda da pişmanlık. Böyle olmayabilirdi. Böyle olmayabilirdi. Ama oldu. Sen bana demiyor musun geçmişi değiştiremeyiz diye? Güzel şeylere odaklanmamız lazım dedin. Biz de öyle yapacağız şimdi.
Sen Yaman'la yaşadığın o güzel anıları hatırlayacaksın. Hep onu öyle anımsayacaksın. Feriz. Bahtiyar amca babanın eski arkadaşı değil mi? Yakın arkadaşıydı. Az önce cenazede gördüm de o da gelmiş. Normal. Çok yakın dostudur. Ne oldu ki? Sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Pardon hayatım. Caner, önemli bir şey olabilir. Tabii tabii. Efendim Caner'im, buralarda mısın yoksa? Yok kardeş, mesaideyim. Şey için aradım ben, bu Beyaz Şahin. İzini bulduk, göle batırmışlar. Birazdan çıkaracak ekipler. Haber vereyim dedim sana. Hadi ya, hangi göl? Tamam, tamam ben de gidip bir bakayım o zaman. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Önemli bir şey yok değil mi? Var hayatım, var. Babamı iten o araç var ya hani, Beyaz Şahin. Göle atmışlar onu. Şimdi ekipler çıkartıyor, bulmuşlar. Ben de gidip bir bakayım, ne olur ne olmaz. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum Ferit. Yalnız benim işim kısa. Gideyim, göreyim, halledeyim, hemen geleyim. Önemli değilse bekle beni, geldiğimde konuşuruz, olur mu? Tamam, öyle yaparız. Tamam, sağ ol. Dikkatli ol. Sağ ol hayatım. Almıştı Bahtiyar. Yıllarca gözünün nurunu akıtmışsın demişti verirken. İlk defa bana anne dediğinde nasıl da çekingendi. Bir görseydim. Ben oğluma doya doya sarılamadım. Birbirimize duyduğumuz hasreti sadece gözlerimizde gördük. O da yarım kaldı. Oğlumu aldılar elimden. Senden son bir şey istiyorum Bahtiyar. Emrin başımın üstünde Feray. Bana o kadını bul. Bana oğlumu elimden alan o vicdansız karısını bul. Bulacağım Feray. Bulacağım. Bulup onu sağa getireceğim. Bak. Kızım seni böyle uğurlamayın. Hiç istemezdim. Aklımdan bile geçmezdi. Keşke sana daha güzel bir hayat verebilseydim. Ama şu anda elimden gelen tek şey seni buradan kaçırmak. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Senden özür diliyorum. Bak kızım. Sen de benim gibi hayatını heba et. Git. Git yeni bir hayat kur. Senin yeni hayatının anahtarı. Bunu sakın kaybetme. Al. Baba. Al. Mama. Al kızım. Gel. Hadi. Baba.
biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii kızım. Otur. Oturmayacağım. Ben de kalkıyordum zaten. Tekrar başın sağ olsun bacım. Sağ ol. Biliyorum. Şu an zamanı değil belki. Evladınızı kaybettiniz. Yüreğiniz yanıyor. Ama sormadan edemeyeceğim. O evde ben yaralıyken, gözümü açtığımda başımda olan kişi siz miydiniz? Evet. Neden? Sizin ne işiniz vardı orada? Beni siz mi oraya götürdünüz peki? Evet. Benim bulduğum kanlı eldiven. O da size mi aitti yoksa? Evet. Yoksa... Sen sormadan ben söyleyeyim. Ona da evet. Adnan'ı ben öldürdüm. Ne diyorsunuz siz Feraye Hanım? Adnan babamı gerçekten siz mi öldürdünüz? Evet, ben öldürdüm. Nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsunuz? Ya siz Sinan'ı, Ferit'i kendi öz oğlunuzu babasız bıraktınız. Yetim bıraktınız. Bak, bak bunlara bak. Bak buradaki izlere bak. Bak bu fotoğraflara bak, al. Çünkü bir gün bunu ispatlamak zorunda olacağımı biliyordum. Bak hadi, bak. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. O gün... O gün Adnan beni boğmaya kalktı. Halbuki benim ondan tek isteğim evladımdı. Yamanımdı. Ama o konağa gelip onun düzenini bozacağımdan korktu. Bana saldırdı. Geber diye bağırdı. Uğruna ömrümü heba ettiğim adam. Oğlumdan beni uzaklaştıran adam. Beni öldürmeye çalıştı. Öldürmek istemezdim. Ama olan oldu. Elime kan bulaştı bir kere. Artık benim ocağım sönmüş kızım. Evladım ölmüş. Hiçbir şey gizleyip saklayacak halim yok. Gidip teslim olacaktım. Ama sen benden önce davrandın. Korkunç bir şey bu. Ferit babasının katilini dışarıda ararken. Mukadderat kızım, mukadderat. Ben gidip teslim olacağım, her şeyi itiraf edeceğim. Evlat acısı yaşamışım. Bir saniye bana vız gelir. Senden bir ricam var. Nedir? Bana bir gün ver. Ha? Sadece bir gün. Sonra gidip her şeyi anlatacağım. Kızımın üzerine yemin ederim. Gidip teslim olacağım. Ne olur. Sadece bir gün. Ha? Sadece bir gün ne olur.
Dinlerim, ben de seni arayacaktım. Caner'le buluştuk az önce. Şu Şahin vardı ya, babama çarpan araba. Gölden çıkarttılar, incelemeye aldılar. İsabet olmuş. Ben de bu Zafer Taşçı denen şahısla ilgili bir bilgiye ulaştım. Neye ulaştın? Bu Zafer, Yaman'ın annesi Feraye Hanım'ın evlilik dışı kocası çıktı. Pınar denen kızın da öz babası yani. Ne diyorsun oğlum, emin misin? Kesin bilgi abi. Zafer öldükten sonra araba bu kadındaymış. Eyvallah. Böyle bir şey yaparsın. Nasıl gidip Ayşe'ye her şeyi itiraf edersin? Gidip şikayet etmeyecek mi sanıyorsun? Sen hapse girince ne olacak ha? Ya sen bunları neden düşünmüyorsun anne, neden? Kızım, ben her şeyi düşündüm. Hadi sen git, valizini topla. Niye valizleri topluyormuşum? Kaçacak mıyız? Kaçınca yakalanmayacak mıyız anne? Ben gelip teslim olacağım. Sen de İstanbul'a gideceksin kızım. Fatoş teyzende kalırsın. Hayır. Hayır. Anne hayır. Böyle bir şey asla olmayacak. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Kızım, başka çaremiz yok. Ne demek başka çaremiz yok? Anne var, var. Buluruz bir yol. Ben seni çok seviyorum. Anne. Seni çok seviyorum kızım. Bak. Güçlü ol. Yasin, gemi kalktı mı limandan? Benim kız bindi değil mi? Sen de gördün yani. Tamam, sağ olasın. Ben de yarın sabah İstanbul'a geçeyim uçakta. Tamam, sonra seninle görüşürüz kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Olmuşken sizi rahat bırakamazdım Ferit Sancak zaten. Hepinizden alacaklıyım. Ben nasıl kocamı kaybettiysem sen de karını öyle kaybedeceksin. Ayşe kollarında can verecek. Aynı acıyı sana yaşatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum, sen evde değil miydin? Niye arıyorsun? Yok anne, yoldayım. Emniyete gidiyorum. Babamı uçuruma iten araç bulundu. Göle atmışlar. Araç da Feraye Hanım'ın çıktı. Feraye Hanım mı? Yani babanın katili. Aman Allah'ım. Hanım'a, iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Anne. Alo anne. Oğlum sen gelince konuşuruz. Kaldır şunları Kezban. Şimdi benim anlamadığım şöyle bir şey var. Ya bu kadın oğluna gelmedi mi? Ha? Bu saatten sonra babamla ne işi var? Yani yememiş, içmemiş, intikam peşine mi düşmüş? Ha? Evimize soktuk. Soframıza oturttuk babamızın katilini.
Öyle değil mi anne? Resmen evimizi almadık mı o katili? Ya bizim de başımıza bir şey gelseydi? Leman! Leman sus. Bak, bak kurban olayım sus. Kurban olayım çeneni kapa. Ya ben yalan mı söylüyorum ya? Ya geceliğin gelseydi boğazımızı kesseydi kadın? O kadının hesabı benimleydi. Adnan Bey Feraye Hanım'ı öldürdü. Konuştum onunla. Her şeyi itiraf etti bana. Şimdi bir saniye. Feraye. Feraye geldi, her şeyi itiraf mı etti sana? Evet. Feraye babamı öldürdüğünü sana itiraf etti, öyle mi? Evet, itiraf etti. Adnan Bey'i ben öldürdüm dedi. Peki niye sana itiraf etti? Ya onu geçtim. Madem itiraf etti, sen böyle bir şeyi bizden nasıl gizlersin? Gizlemiyorum. Çünkü ben bir eldiven buldum. O eldiven de cinayet için kanıttı. Bilmiyordum. Çantamdaydı, benden birileri almaya çalıştı. Sonradan hatırladım. O birileri de Feraye Hanım'mış. Gittim yüzüne karşı, sordum, yüzleştim. Geldi bana itiraf etti. Ben de şaşırdım, beklemiyordum. Ayşe, bir şey soracağım. Madem böyle bir şey öğrendin, neden kaçıp gitmesine izin verdin Ayşe? Kaçıp gitmedi o. Gelecek ve teslim olacak. Bana söz verdi. Nasıl gelecek? Niye dönsün ki? Bana söz verdi Azade Hanım. Sen de bu kadının lafına inandın öyle mi? Ha? Aferin sana, sana aferin. Böyle bir saflık olmaz ya. Olmaz. Yani sen bize söylemek yerine kayınbabanı öldüren bir insanın sözüne güvendin ve sustun. Bir katilin sözüne gözü kapalı nasıl inanırsın? Nasıl gitmesine izin verirsin? Nasıl bize söylemezsin? Azade Hanım bakın hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Ferit babası öldürüldüğünden beri babasının katilini arıyor. Günlerdir çocuk kahroluyor. Onu da mı görmedin? Teslim olacak Azade Hanım. Gelip buraya teslim olacak. Bana söz verdi. Teslim olacak göreceksiniz. Tabii. Ölecek tabii canım. Hani nerede? Yok kadın ortada. İki lafıyla seni kandırmış ya, iki lafıyla. Saf mısın kızım sen? He? Senin kocanın bundan haberi var mı? Söyle! Var mı? Söyle bana bakayım. Ayşe. Ayşe sen ne demiştin bizimkilere ya? Abim aradı. Ya ben haftalardır babamın katilini arıyorum. Milleti seferber ettim. Ne diyorsun sen? Bir anlat bakalım, bir de senden öğrenelim. Ben Feraye Hanım'a inanıyorum Ferit. Onu görüyorum zaten. Ama senin inanman yetmiyor. Bize delil lazım, delil. Nasıl olmuş olay? He? Ne anlattı sana o Feraye? Nasıl öldürmüş babamı? Seni nasıl hem bu yaralı halde nereye saklamışlar? Onu bilmiyorum. Adnan babamla Feraye Hanım o gün görüşmüşler. Adnan babamı kaybettiğimiz gün. Feraye Hanım çocuğunu görmek istemiş. Baban da bunu duyunca sinirlenmiş. O yüzden saldırmış ona. Babam saldırmış öyle mi? Sen de buna inandın yani. Ferit, kadın boynundaki boğuşma izlerini gösterdi. Olay günü fotoğraflar çekmiş, onları gördüm. Yalan söylemiyordu. Babam ona saldırınca birden o da can havliyle işte. Nefsi müdafaa. Maalesef. Nefsi müdafaa diyecek yani ha? Ağlaya ağlaya anlattı. Yalan söylüyor gibi değildi. Kendim gideceğim, suçumu itiraf edeceğim dedi. Ben ona inandım Ferit. Yani yalan söylese bunları söylemezdi. İnanıyorum ben, gelecek. Sadece bir gün bekleyin dedi. Ne yapacaksın peki, beklemeyecek misin? Bilmiyorum. Ben ne yapacağım biliyor muyum? Her şey karma karışık oldu. Her şey alt üst oldu. Başıma gelenlere bak ya. Ulan bir de Yaman bana emanet etti annesini ya. Söz verdim ona. Kızdın mı bana? Kızdım tabii. Önce kızdım. Ama hislerine de güveniyorum tabii şimdi senin.
O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim güvendiğin için. Dönecek Feraye Hanım. Söz verdi bana Feriz. Bak göreceksin, gelecek. İnşallah. Beni üzen, kızdıran şey ne biliyor musun? Ne? Hande yine kaçtı. Allah o Hande'yi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kör kuyulara düşsün şerefsiz. Ne oldu? Oo dur dur dokunma dokunma elimi falan kesersin ya. Bırak. Ne oldu? Ya susamıştım baktım sürahide su yoktu. Gelip su alayım dedim de elimden kaydı düştü. Uyandırdın mı seni? Yok canım benim yok sen uyandırmadın. Ben yanımda göremeyince merak ettim. Tamam o zaman ben burayı toparlayayım. Sen git hadi uyu. Hadi sen geç ben toparlarım hadi. Emin misin? Eminim bir tanem buz gibi hava zaten hadi geç üşüme. Teşekkür ederim. Allah Allah. Sesini kes. Al. Oğlum bak.
Tersime geleceksin ha! Bırak! Ah! Muhterem kayınvalidem de buradaymış. Söyle şu yardakçına bıraksın beni. Sen benim oğlumu öldürdün. Doğurup ardına bile bakmadığın çocuk için anne mi oldun sen şimdi? Sen Yaman'ın parası için geldin buraya. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Anne mi oldun iki günde başıma? Ha? Sen yokken ben vardım ben. Geç şöyle geç. Bırak dedim. Geç. Bırak. Geç. Bırak. Çek tetiği. Çek. Ne bekliyorsun? Çeksene. Katili buldunuz ya, içiniz rahat değil mi? Vicdanınızı temize mi çıkarıyorsunuz siz böyle? Kimin umurundaydı ya Yaman? Ha? Senin mi? O babasının mı? Kardeşlerinin mi? Kimsenin değil. Şimdi öldü diye intikam peşine mi düştünüz? Ben sana söyleyeyim. Asıl katil ben değilim. Asıl katil o konaktakiler. Sen bana bu dünyada kıyameti yaşattın. Sen bana acıların en büyüğünü, evlat acısını yaşattın. Doğmamış bir bebeği anne karnında öldürdün sen. Bir tek senin canın kıymetli değil mi? Bir tek senin hayatın değerli. Bana kimsin demiştin ya. Ben kimim biliyor musun? Ben o canı hayatta senden alacak kişiyim. Saçmalama, bırak şunu. Sen böyle bir şey yapamazsın. Bırak şunu. Bak pişman olursun, yapma. Ayşe. Azade Hanım, sizi de mi uyandırdım? Ben susamıştım. Sürahide su yoktu. Elimden bir anda kaydı düştü. Kusura bakmayın. Yok yok. Feraye sana ne anlattı? Adnan ona gerçekten zarar vermiş mi? O gün çekmiş. Olayın olduğu gün. Dönecek. Dönecek ve teslim olacak. Ne yapacaksın? Kimseyi aldın ama çekemedin tetiği. Öldüremedin. Ne olacak şimdi? Benim oğluma bir can borcum var.
Ayşe'nin karnında doğmadan ölen o bebeğe bir can borcum var. Ödenecek. Feraye. Feraye nereye? Feraye. Feraye. Çıkar beni buradan, kafayı yiyeceğim. Çöz ipi. Yolculuğa çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kes lan! Git. Bırak! Bırak dedim! Gel buraya. Da böyle sefil bir ölüm yakışırdı. Odana çık. Çık hadi. Söz verdiğim gibi geldim. Hayırdır Bahtiyar abi? Şimdi siz bu kadını hep katil olarak bellediniz de... asıl katil kim? Ben anlatayım da bir dinleyin. Anlat da öğrenelim. Şunca çıktım daha, el kadar. Gece uyuyor. Bir gümbürtüye uyandım. Her taraf zifiri karanlık. Korktum. Demeye kalmadı, kapıyı kırıp çamurlu ayaklarıyla içeri girdiler. Baktım yerde anamın eliyle işlediği el işlemeleri çamura batmış. Çocuk haklı işte. Anam çok üzülecek diye düşündüydüm. Derken anamın çığlıkları, babamın bağırtısı. Baktım babamı dışarı çıkarıyorlar. Kala kaldım bir başıma. Sonra iki el silah sesi duydum. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun sen? Ne uyduruyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kes uydurma, çık dışarı. Çek! Dur abi, dur bir dakika. Ne oğlum, bunu mu konuşturacağız ya? Uyduruyor, çık dışarı ya. Ya çık dışarı. Dinle. Asıl katil Azade'nin babasıyla Adnan babası, biliyor musun sen? Daha el kadardım. Toprak uğruna babamın canını aldılar. Güya can arkadaştı üçü.
Bir olup babamı harcadılar, biliyor musun sen? Yalan söylüyorsun. Yalan dolanı sen benden daha iyi bilirsin Azade. Şş, geri bas, geri bas, geri bas. Bitmedi, dinleyin. Babamdan hemen sonra anam da öldü, kahrından. Sonra kaldım bir başıma. Aklımda, fikrimde hep intikam var. Bunları düşüne, düşüne, düşüne geldim buraya. Kaç gün, ayaklarımın altı falan su topladı hep. Sonra buldum ablanı. Zaten çocuktan arkadaşız. Aldı beni yanına. İşte o gün, bugündür intikam ateşiyle kavruldum durdum ben. Ha, sonra Yaman geldi. Birkaç günlük daha, undakta. Cinsine çekermiş insan derler ya. İşte o Adnan, o bebeğini de canını yaktı. Diyeceğim o ki, Yaman eğer size düşman olduysa, bir benim, iki de sizin suçunuz. Peki alabildin mi intikamını? İntikam dediğin adı var, cismi yokmuş yeğenim. O intikam diye diye kulağına zehir akıttığım oğlan günün birinde kardeşin canı için siper oldu. Alabilmiş miyim intikamımı? La bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya? Kabul etmesi kolay değil, değil mi Azade? Ayşe'ye söylemiştim. Hepinizin haberi olmuştur. Adnan'ı ben öldürdüm. Böyle olsun istemedim. Ama onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Sadece Adnan'ı değil, Hande'yi de öldürdüm. Ne? Ne diyor bu? Hande'yi mi? Oğlumun intikamını aldım. Pişman değilim. Gidip teslim olacağım. Ayşe. Kızım, tek bir isteğim var senden. Pınar'ı İstanbul'a yolladım, başına bir şey gelmesin diye. Ne olur ona göz kulak ol. Senin gibi iyi bir insan olsun. Başka bir şey istemiyorum. Abla, Feray. Sen haklıydın abla. Konağa gelme dedin. Geçmişi bırak dedin. Ben seni dinlemedim. Kaybettim. Benim yüzümden oldu. Allah, bu sefer gerçekten oğlumu kaybettim. Konağa geldiğimden beri her şeyi mahvettim abla. Elimde oğlumun kanı var. Bu acıyla nasıl yaşayacağım? Canım kardeşim.
Merak etme, ben yanındayım, tamam? Ben hep senin yanında olacağım, hiç merak etme, tamam? Kolay gelsin sizlere. Ay, kokuları odamıza kadar geldi. Anca bayramdan bayrama yiyoruz zaten bu güzel ekmekleri. Azade Sultan kuralları malum. Ya bir tane alsam mı? Ailence beklemişsin. 2 dakika daha bekle, ne olacak? Sen çok biliyorsun. Bu arada sofrayı kontrol ettim. Tuz yoğurt eksikti. Sinan çok seviyor biliyorsunuz. Onu ayrı bir tabağa koyun, tamam mı? Tamam tamam, hemen getiriyorum. Bakayım her şey tamam mı? Hadi kolay gelsin size. Sağ olun. Hayatım. Oo. Aşkım kızım benim. Biz seninle konuştuk. Hı? Sofraya hep birlikte oturmadan yemek yoktu. Bir de kurabiye almışsın. Ya bırak hayatım, yesin Allah aşkına ya. Acıkmış belli ki kızım. Otur bir tanem, otur. Hazır babaannesi yokken çiğnesin Azade Sultan Yasar'ın. Biz çiğnemedik de ne oldu? Ye kız. Ferit. Çok güzel şeyler öğretiyorsun kızım. E belli ki canı çekmiş benim canımı, değil mi? Evet, en sevdiğimden yapmış, portakallı hem de. Of, ne yerim be. Aynı babası ya. Tabii, çikolatalı olsa elini sürmezdi, değil mi? Almazdın değil mi çikolatalı olsa? Almazdım. Almaz, aynı babası ya. Ya çikolatalı kurabiye mi olur Allah aşkına? Aferin benim kızıma. Ye, ye bir tanem, keyfine bak. Almışsın madem, ye aşkım. Tamam, peki. Hayatım, bu kravat ne böyle? Ya biraz daha yaşını gösteren bir kravat taksana. Bak bu mesela çok güzel. Yaşlı gösterir, ağır olur. Nesi var kravatın? Genç göstersin, ne olmuş? Nesi var kravatın? Kravata mı taktın şimdi? Olmaz hayatım. Boyun kadar kızım var. Bugün sevgilisini babasıyla tanıştırmaya getiriyor. Senin biraz ağır olman lazım. Ya ne sevgilisi, saçma sapan konuşmayın ya. Üniversiteden bir arkadaşını alıp getiriyor. Antakya'yı gezdirecek kız, bu kadar bitti gitti. Sevgili mevgili deyip beni delilendirmeyin şimdi ya. İyi tamam ya. Ben de damat getiriyor demedim zaten. Yalnız söyleyeyim, arkadaşlıkları biraz özel söyleyeyim de. Nasıl özelmiş? Ya biz bu kızı İstanbul'a okumaya gönderdik ya. Yanında zibidinin birini alsın gelsin diye göndermedik. Sen ne diyorsun sen? Müge bu dediklerini duysa nasıl üzülür biliyor musun? Çocuğa değer veriyor ki ailesiyle tanıştırmaya getiriyor benim kızım. Getirsin. Bir de tavla atarız çocukla. Olur mu? Ha? Yemin ediyorum hep senden yüz buluyor bu kız. Yemin ediyorum hep senden yüz buluyor. Sinan, artık kabullen. Senin kızın büyüdü. Gizli saklı mı yapsın bu işleri? Bak ne güzel, erkek arkadaşını tanıştırmaya getiriyor. Çok güzel ya. Necimmiş. Bebe necimmiş. Çocuk neyse artık. Gülme gülme. Necimmiş. Çocuk hukuk son sınıf öğrencisiymiş. Allah Allah. Evet. Hatırı sayılır bir ailesi varmış. O yüzden biraz aristokrat davranmanda fayda var hayatım, tamam mı? Yani çocukla geldiğinde bir otur, sohbet et, tanı, tanış. Kızımız için Sinan. Hem bu işler belli olmaz. Elini de öpeyim mi hemen? He? Ulan yemişim aristokratlığını ya. Daha erken kızım. Okulu bitecek daha. Üniversite. Ay Sinan, vallahi seninle daha tartışamayacağım. Hadi çabuk ol, hazırlan. Gelmek üzereler. Anne! Baba! Ay Sinan, geldi kızım. Hadi bak kravatını hemen tak, ben aşağı iniyorum karşılamaya. Çabuk ol. Ha, git git ama kırmızı ağırlığı da serelim ya. Aristokratlığımız belli olur. Aristokratmış. Kolay mı lan benden kız almak? Ha? Çok özledim Müge. Anneciğim. Müge. Ay, annesim hoş geldin. Çok özledim sizi. Nasıl burnumda tütçü sen benim? Anası bırak, bırak. Biraz da bize bırak ya, bir bırak ya. Kız. Baba.
Ben seni çok özledim kız. Ben de çok özledim babacığım. Bakayım bir. Babasının yavru Ceylan'ı. Tipe bak. Allah'ım. Ay Kezban ablacığım sen valizleri alıp götürsen mi acaba? Merhaba, nasılsınız? Samet ben. Merhaba evladım, hoş geldin. Ben Müge'nin annesi Leman. Çok memnun oldum. Zaten Müge de hep bahsediyordu sizden bana. Samet, bu yakışıklı da benim babam. Merhaba. Sinan Bey'di değil mi? Samet benim adım. Merhaba. Çok memnun oldum ben. Sinan bir hal hatır sorsana çocuğa. Nasılsın? Anam babanlar nasıl? Onlar da iyiler inşallah. Çok selam söylediler. Sen de çok selam söyle. Eğer Müge ile ikna da bilseydik onlar da gelecekti ama bir dahaki sefer için söz aldık. Ne mutlu. Hala teyze falan var mı? Amcaya falan. Onları da getir, ben bir Antakya turu attırayım onlara. Ya hava biraz soğuk oldu, sanki içeri mi geçsek? Çok iyi olur. Yaşasın Müge abla. Ne aşkım. Ne kadar büyümüşsün. Bakayım sana. Özledin mi beni? Evet. Öp bir tane. Oh. Merhaba Güneş. Bu abi kim? Samet abim ben Güneş. Müge ablanın erkek arkadaşı. Arkadaşı diyelim de. Yani arkadaşı erkek. Aslında sofra hazır, biz direkt sofraya geçelim. Ne olur geçelim anneciğim, gel. Gel babacığım. Gel Güneş. Baba kilitlenme, gel. Güneş. Demek hukuk son sınıf ha? Evet, aynen öyle efendim. Konuşmuştuk, söylemiştim biliyorsun. Amcam da avukat. Evet, bahsetmiştin, hatırladım. Fakülte bitince neler yapmayı düşünüyorsun? Efendim şimdilik şöyle, ben yurt dışında uluslararası hukukta master yapmayı planlıyorum. Onun yanında da belgesel filmciliği var. İkisini yürütmeye çalışacağım ve bence yürütebilirim diye düşünüyorum. Yürür. Başarırsın sen. Bir insanın ne istediğini bilmesi önemli. Tebrik ederim. Allah yolunu açık etsin. Belgesel güzel. Ben izliyorum. Belgeselleri beğeniyorum yani şey. O aslan hani bufalonun peşine takılıyor, koşuyor ya. Üç tanesi beraber üstüne böyle çurlanıyor hani. Değil mi? Böyle. Ama şimdi bufalo da yok mesela. Memlekette aslan da yok. Ne çekeceksin sen? Efendim şimdi şöyle, ben daha çok otantik kültürle ilgileniyorum. Bu da... Otantik? Aynen öyle. Ne kadar otantik? Ben daha çok etnografik belgesellere meraklıyım efendim. Ve böylece yeni insanlar, yeni kültürler tanımış olurum diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi kültür önemli tabii de. Tabii önemli kültür ya. Kültür önemli olmaz olur mu? Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu Ferit, bufalo denilen hayvan. Amerikalı tutuyor bunu. Bak, boynuzu içine alıyor, anladın? Ne yapacak bunu? Tesbih yapacak, sabır tesbihi. Ya sen Amerikalısın ya. Senin tesbihle sabırla ne işin var? Bana bir söyle. Belki de onlar da bizim gibi ya sabır diyorlardır. Ya sana ne Amerika'dan, sana ne püsküllü tesbihten. Abuk sabuk konuşuyorum, araya gir, ne dediğimi bilmiyorum lan. Sakin ol, yaslan arkana. Sakin değilim işte oğlum, sakin değilim. Baba, bayram şeker toplamaya gideceğiz mi? Oy ben sana kurban olurum ya. Gideceğiz bir tanem, gideceğiz de bir kahvaltı yapalım önce ya. Nerede kaldı annem ya? Bilmiyorum ki nerede kaldı. Aslan, annem baban senin ensesi kalınlardanmış. Ensesi kalın derken? Şey yani. Nerelisiniz diyor. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Annem göçmen, babam İtalyan asıllı. Samet çok iyi futbol oynuyor biliyor musun baba? Senin gibi çok yetenekli. Belli. Samet, hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım ben. Bak. Beşiktaş ha? Koçum benim.
Saçlar güzel. Çok acıktım baba. Ah bir tanem, ben de çok acıktım ya. Şu sofrada bir kahvaltı yapmak nasip olmuyor. Ne zaman başlayacağız ya? Annem gelsin oğlum. İstiyorsan başla. Babaannem. Geldi babaannem. Soframız hazır mı? Önemli misafirlerimiz var. Gel Feray. İyi bayramlar. Anne. Ay çok şükür. Ne güzel olmuşsun. Canım annem. Sen buradasın diye sana anlatamadım ama bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ferit abi ve Ayşe bana o kadar iyi davrandılar. Yokluğunda o kadar iyi sahip çıktılar ki. Hatta holdingde benim bir odam bile var. Hem de abimin odasının yanında. Ne güzel. Kızmadın değil mi? Niye kızayım? Al bakalım. Abla. Canım. Canım benim güzel kardeşim. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Sağ ol. Bakayım sana. Zeytin nerede? Onun bugün kursu var. Gelemedi. Hayırdır Azade? Kardeşimin çektiği acılar yetmedi mi? Ona acı vermeye değil, acısına ortak olmaya geldim Medya. Bunca kin, bunca öfke kimseye hiçbir şey kazandırmadı. Eğer kabul ederseniz bundan sonra kardeşimsiniz. Baş tacımsınız. Sen bir müsaade et. Niye geldin Azade? Biz yanlış bir adamın hayatını kararttığı iki kadınız sadece. Düşman değiliz Feray. İnsanlığımızı hatırlayalım. Ayrıca evladını kaybetmiş olabilirsin ama iki tane daha aslan gibi evladım var. Ferit'le Sinan, Yaman'ın kardeşi. Yapamam Azade. Yaparsın Feray, yaparsın. Hem onlar birlikte büyüdüler üçü. Ferit'le Sinan'ın Yaman'la ilgili anlatacakları o kadar çok anıları var ki. Seni de anne gibi görecekler, emin olabilirsin. Beni kabul ederler mi gerçekten? Yaman'ın çocukluğunu, gençliğini anlatırlar mı? Ederler. Anlatırlar. Şimdi konağa gideceğiz. Bugün bayram. İki tane evladım bekliyor elini öpmek için. Vedia, Pınar, konağa gidiyoruz. Bayram sofrasını kaçırmayalım. Hadi. Hadi. Anneciğim iyi bayramlar. İyi bayramlar oğlum. İyi bayramlar. Anne. Sağ ol oğlum. İyi bayramlar. İyi bayramlar oğlum. Feraye Hanım. Geçmiş olsun. Anneciğim iyi bayramlar. Sağ ol, sağ ol. Zeytin, öp bakalım. Aferin hoş sana. El öpenleri çok olsun. Yengeciğim hoş geldin. Sağ ol kızım. İyi bayramlar. Nerede diye merak ediyordum. Bak sabah erken de hapishaneye gitmiş. Vallahi helal olsun Azade Sultan'a. Olsun tabii kızım. Boşuna sultan demiyoruz ya. Sen ne sandın? Bak gitmiş buzları eritmiş gelmiş ya. Sultanım benim. Şöyle geçin oturun bakalım. Hadi. Feraye sen şöyle geç. Medya geç. Zeytin hadi bakalım. Geçin hepiniz. Anneciğim. Kızım. Geç. Güneş. Gel anneciğim.
Dört dörtlük bir sofra olsun istedim. Ya şöyle ya. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Bizim bayram sofraları öyle kolay kolay bitmez. Akşama kadar sürer bizimkiler. Değil mi? Heh. Akşam yemeğine bağlarız. Ya nice güzel bayramları Allah'ın izniyle. Hep beraber inşallah. Amin. Şükür. Benim kardeşim olacak biliyor musun teyze? Öyle mi? Evet, adı bile belli. Aa, neymiş çok merak ettim. Yaman olacak benim kardeşimin adı. Amcamın adını verecekler. Afiyet olsun. Kezban abla. Kezban, Ayten. Hadi servisleri çabuk getirin. Hadi getirin de bir bayram kahvaltısı şöyle şarşakrak ya. Hadi çay afiyet olsun. Çay servisi olsun hadi. Zeytin. Tek başına ha. Baba, biz de top oynayabilir miyiz? Oynarız bir tanem. Oynarız tabii. Ama bayramlıklarım kirlenir. Aman kirlenirse kirlensin. Ne olacak ya? Hadi al. Zeytin Kale'de sen vur. Hayatım sana zahmet. Evet. Sıra bende. Geç. Kale, dikkat Kale. Oo. Vay, futbol ha? Hem de bensiz, Sinan Sancakzade'siz. Yok öyle. Zeytin'le ben, Güneş'le sen. Gazozuna. Var mısın? He, hadi. Ver topu. Hadi. Kaleye kim geçecek? Kale yok oğlum. Topu havaya atıyorum, tamam mı? Kim golü atarsa kazanıyor. Tamam mı? Hazır mı? Bak görmez kazanır. İki dakikada iş bitiyor. Güneş, hazır mı? Ya bu babam var ya, komple tıraş, boş ver. Bir, iki. Zeytin, kaleyi koru oğlum bak, akıllı ol. Hop, benim önüme düştü. Ah! Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. At golü. Sen dünyayı yenersin oğlum. Ferit adam alsana. Bomboş vurduruyorsunuz. Ağlama lan ağlama. Kova kaleci. Maç bitsin görürüz kim kova kaleci. Ferit. Ne oluyor lan? İyi misin oğlum? Yaman'ı gördüm sanki. Kaledeydi eski günlerdeki gibi. Hadi kardeşim dedi. Hep geçerdi ya o kale. Vur diyordu. Olur öyle oğlum, gel buraya. Olur öyle canım kardeşim ya. Çok özledim be abi. Biliyorum ama ben de özledim. Hepimiz de özledik. Ağlatma şimdi beni de lan. Güneş. Gel aşkım gel kızım. Hadi biz de oynamak istiyoruz ya. Olmaz böyle. Tabii canım, kaleye alalım ya seni, buyur gel. Bir şey olmaz, ben atarım ilk. Dikkat et ya, olur mu ya öyle şey? Yok yok, öyle top oynama falan yok. Güneş. Karnım burnumda. Hadi Zeytin at. At.
Hayatım bak dikkat et. Hadi ben gel kaleye kızım. Geçeyim bir tane şut at da için rahat etsin. Hadi. Hadi bir tane vur. İlla hiçbir şeyden eksik kalmayacak yani. Oo, kara burun. Güneş. Efendim? Şeker toplamaya gidelim mi? Olur. He? Olur. Emin misin? Evet. Hadi gidelim. Pişt. Gelecek misin sen de bizle? Gel. Tut bakayım elimi. Hadi görüşürüz. Hadi. Oğlum çocuk da çocuk olacak. Bu işler böyle. Güneş'i uyuttum sonunda. Yine uyumayacağım diye tutturdu ama sen alır. Feriz. Bunların hepsi sen mi hazırladın? Evet, ben hazırladım. Gel otur bakalım şöyle. Yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Bugün özel bir gün mü? Evet sevgilim, bugün özel bir gün. Bugün seninle karşılaştığımız ilk gün. Yıl dönümü. Ya. Ya. Bugün müydü? Bugün mü? Güneş gibi doğdun hayatıma ya. Bana çok güzel bir eş oldun. Kızımıza harika bir anne. Oğlumuza da öyle harika bir anne olacaksın. Ama en önemlisi ne biliyor musun? En güzeli. Sen benim değişik sevgilim oldun. İşte bunu kutluyoruz. Bizim hikayemiz de değişik oldu değil mi? Ya değişik oldu ama güzel oldu. Değil mi? Bakma bana öyle. Ya değişik ya. Hala bakma bana öyle. Hala. Sen de hala değişik diyorsun bana. Bakma öyle diyorsun bana. Bana bak. Hatırlıyor musun ilk ne zaman demiştim sana değişik diye? Hı? Ya niye bağırıyorsun? Bütün oteli başımıza toplayacaksın. Ya sen niye kapıyı çalmadan giriyorsun içeri? E çaldım çaldım duymadın. Duymadım çünkü duştaydım. Tamam işte açmayınca ben kahve falan içmeye gitmişsindir sandım. Kusura bakma. Bu ne? Kutu. Ne bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Kızgınım çünkü. Ben de kızgınım. Gelinlik, gelinlik. Hani düğünde giyer ya kızlar. Ben de sen de giyeceksin diye düşünerek gelinlik aldım. Kendime de smokin aldım. Girdim bir yerden aldım işte. Tabii sen değişik olduğun için. Evet, ben değişik bir cinsim. Aynen, iyi bildin. Neyse, tamam. Yani rol icabı giyeceğiz tabii. Sana yazdım, beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerini. Sana yazdım, kül kedisi. Beni anlatan aşkımla yakışmış dolu mı? Bu sözlerimi. Çok yakışmış. Harika görünüyorsun. Hay Allah. Hay Allah. Ne yaptın sen ya? Lan lütfen bir şey olmaz. Canım benim iyi misin? İyi yaşıyor. Yaşıyor çok şükür. Bak nefes alıyor. Sen sakin ol. Var mı burada bildiğin yakında bir veteriner? Bas bas. Güzel. Ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Adamı artistlik yapan benim. Hesabını sen mi vereceksin tek başına? Anca beraber, anca beraber. Ciddisin sen. Evet. Tamam, o zaman ben de masaları siliyorum. Sana bir teklifim var. Bir iş teklifi. Benimle bir düğüne geleceksin. Olur, gelirim. Ama bizim düğünümüze. Benimle evleneceksin. Kabul etmiyorum. Bir de hanımefendi. Dokunmak yok, aynı yatakta yatmak yok demişti anlaşma yaparken. Tabii. Sözümüzü tuttuk. Ya sen şimdi bana laf mı sokuyorsun? E dememiş miydin? Dedim. Sen de bana 6 ay sonra bitecek demiştin.
bir daha görüşmeyeceğiz demişti. Ama öyle olmadı tabii. Ben bitmeyeceğini biliyordum. Bu bende. Hayattaki tek dikili ağacım bu karanfil. Güzelmiş. Hadi yolcu yolunda gerek. Geldik mi? Geldik. Gelsene benimle. İşte Antakya'mız. Hazır mısın benimle evlenmeye? Bu bir evlilik teklifi mi? Öyle diyelim. Evet, hazırım. Olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana... Başımıza gelenlerden kaçamayız. Hadi gel bari yavrum, keyfini çıkaralım. Deli bu kız ya. Vallahi deli. Değişik. Sonu gelecek. Acıyla dolu. Bir aşk mıydı bu? Ne oluyor? Çok ateşim vardı. İyi misin? İyiyim. İşte sağ. Biz niye böyle olduk? Hı? Niye yarım kaldık? Kalmayalım be. Ben yarım kalmak istemiyorum. Biz olalım istiyorum. Beraber olalım. Mutlu olalım. Ben hayatımda ilk defa başka birinde kendimi gördüm. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Eğer gidersen beni de götüreceksin kendinle. Biz bu değişik kızla birbirimizi gördük, beğendik. Bu yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ayşe'yi kendime istiyorum. Sev beni. Sev. Niye sev? Görmüyor musun? Hissetmiyor musun? Ben seni çok seviyorum Ayş. Yeter bana. Gözlerim yolda kalmaz. Ferit. Boşanmak istiyorum. Hadi canım, yol aç. Hissetmiştim. Ben de hissettim, biliyor musun? İlk karşılaştığımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissetmiştim. İyi ki girdin hayatıma. İyi ki varsın. Ben sana değişiksin diyorum ama gerçekten değişiksin. Çok şaşırmıştım sana. Yani hepimiz çok şaşırmıştık. Kesinlikle duygularını gizlemiyordun ya. Neysen oydun. Hala olsun. Yani kızgınsan kızgındın. Neşeliysen neşeliydin. Bir tek şey gizlemiştin. Güzel gizlemiştin ama hakkını vermek lazım. Neyi? O da bana ne kadar çok aşık olduğunu. Harika gizlemiştin. Karşılıklı olduğunu düşünmüyordum çünkü. Her şey bir oyunla başlamıştı. Formaliteden evlenmiştik. Sonra? Sonra? Sonra her şey gerçek oldu. Sana aşık oldum ben. Yüreğin yüreğime değdi. Kopamadım senden. Ben de senden kopamadım. Hiçbir zaman da kopmayacağız. Ben de sana aşık oldum. Dans edelim mi? Bu halde mi? Ne var halinde? Nasıl olacak Ferit? Çok da güzel olur yani. Gayet güzelsin, harikasın. Hadi. Tamam, peki. Yavaş.
nefesin. Ben senin yanında yaşadığımı hissediyorum sevgilim. Bitmeyecek. Ferit. Ne oldu bir tane? Suyum geldi. Ne? Suyum geldi. Suyun mu geldi? Niye? Nasıl suyun geldi ya? Geliyor, geliyor. Bebek geliyor. Nasıl bebek geliyor ya? Ne? Bebek geliyor. Dur, dur. Otur. Bebek geliyor. Tamam, dur. Sakin ol. Otur, otur. Bir sakin olalım önce. Dur, sen sakin ol. Bir tamam. De. Tamam, otur. Dur, dur, dur. Otur, otur. Hayat. Bebek geliyor. Ferit, bebek geliyor. Nasıl bebek geliyor? Niye geliyor ya? Ne zaman? Bir haftası daha vardı. Doktor öyle demişti. Ya geliyor, geliyor. Erken geliyor. Çabuk bir şey yap. Ne yapacağız? Sakin olalım. Hastaneye gidelim. Hastane olmaz. Yetişemeyiz. Ne yapayım ben? Anneciğim. Annenim. Anneciğim, çabuk. Anne. 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 Tamam kızım, dayan. Dayan. Anne beni bırakma. Bırakır mıyım yavrum? Bırakır mıyım? Beni bırakma. Tamam, tamam kızım. Açın, açın şu yatağı. Yastıkları yerleştirin kızlar. Tamam. Tamam, tamam. Ayşem, neyim kızım? Ayşem. Ayşem. Ayşe, gel anne. Anne bırak beni. Ben seni bırakır mıyım? Hiç bırakmam kızım. Gel, gel şimdi birazcık. Hadi yat şöyle. Yat, yastıkları yerleştirin. Tamam. Ayşe, elimi tut. Elimi tut. İyi misin Ayşe? İyi misin? Nefes al ver. Nefes al ver. Tamam. Tamam anneciğim. İyi misin? Tamam. İyi misin? Ah tamam, tamam. Tamam. Tamam kızım, tamam. Tamam, sakin ol. Nerede kaldı bu ev ya? Tamam, geliyorum. Doğuracağım ben, yeter. Ayşeciğim, elimi sık. Bak, nefes al, nefes ver. Tamam mı? Nefes al, nefes ver. Tamam, tamam kızım. Tamam, hadi. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Az kaldı, az kaldı. Geliyor eve. Kızım. Dayan yavrum. Ana, sakin. Sakin, sakin. İyisin Ayşe. İyisin, yok bir şey. Tamam. Ayşe, tamam. Hay Allah ya, ne kadar uzun sürdü ya. Daha bir hafta var daha. Ne bu şimdi ya böyle evde? Oğlum bir sakin ol, sakin. İki dakika bir sakin ol. Tamam, her şey yoluna girecek Allah'ın izniyle ya. Bir dur, tamam. Ya her şeyi de planlamıştık. Hastane belli, her yer, gideceğimiz yer belli. Olacak iş bu evde böyle ya. Oğlum ebe gelmiyormuş öyle. He? Ebe geliyor, aynı şey. Bir sakin ol. Daha birincisi değil ki lan bu, ikincisi. Al işte ya. Tamam. Hayatım iyi misin? Bak ben buradayım. Aa işte, aa işte. Ne yapacağız abi? Oğlum ebe gelecek şimdi. Her şey yoluna girecek. Annem zaten içeride. Sakin ol sen. Hadi inşallah. İnşallah, dur. Heh, yenge. Ayşeciğim, geldik canım. Tamam, geldik hayatım. Ben de buradayım. Gel. Gel sen buraya gelsin. Bilseydin sen de ya. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Benim karım, benim çocuğum. Ben niye giremiyorum ya? Oğlum, bir dur ya. Bir dur. Annem içeride, ebe içeride. Anladın mı? Sen şimdi gireceksin içeri. Ayşe'nin elini tutacaksın. İyi misin falan diyeceksin. İyice çıldıracak kız. Bir dur. Ya niye çıldırsın? Güç veririm ben ona ya. Olmaz oğlum öyle ya. Doğum lan bu, doğum, doğum. Oh. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et karıma. Ne oldu? Niye ses kesildi? Ayşe! Hayatım! Baba, baba, kardeşim doğdu. Oy sana maşallah. Hmm.
Geliyor, kardeşin geliyor bir tanem. Oh, heyecanlı mısın? Onu çok seveceğim. Geldi. İkinci defa baba oldum ben. Et be, gel buraya. Allah, analı babalı inşallah. İnşallah yarabbim. Koçum benim. Sağ ol abim, sağ ol. Allah razı olsun. Oy maşallah, oy maşallah. Doğdu oğlum, doğdu. Yaman. Şuna bak. Aşağı. Güneş. Güneş bak, bak. Güneş bak kardeşine. Bak kardeşine bak, bak, bak. Güneş, sen ablam oldun. He? Abla oldun sen. Abla oldun sen, maşallah sana. Oğlum benim. Maşallah. Ay maşallah. Oğlum benim. Yaman, oğlum. Hey be Yaman. Hoş geldin ailene. Hoş geldin Yaman. Canım oğlum benim. Ferit. Bana oğlumu getir Ferit. Yaman'ımı getir. Oğlumu istiyorum. Anne çağırıyor. Hadi gel gidelim. Güneş. Nazar değmesin bebeğimize. Oy maşallah sana maşallah. Allah. Ay yengeciğim çok güzel değil mi anneciğim? Çok. Çok güzel. Ulaşalım. Kime benziyor? Nasıl kime benziyor? Direkt Ferit. Ferit ya. Aynen Ayşe. Ağlamaya başlayacak şimdi. Annesine yok, benziyor. Yok yok en çok Güneş'e benziyor. Güneş'e benziyor. Ben ablamım anneciğim. Evet abla oldun sen. Yaman'ın ablası oldun bir tane. Bundan sonra hayat boyu koruyup kollayacaksınız birbirinizi. Babanla ben de hep arkanızda olacağız sizin. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Hepiniz çok güzelsiniz. Nihayet mutluyuz. Gerçekten mutluyuz. Çok şükür. Anneciğim. Ya Zeytin. Ya hazır şöyle hepimiz bir aradayken. Ha? Bir ana olur ha? Şöyle bir hatıra fotoğrafımız olsun ya. Hazır. Yaman bebek de geldiğine göre artık ailemiz tamamlandı. Hadi bakalım. Güneş, hadi bakalım. Geç. Gel aşkım. Hadi Yaman'ı kompoz ver.